Şimdi et fiyatları fırladı mı? Fırladı. Kıyma kilosu pahalı mı? Pahalı. Kuşbaşı et pahalı mı? Çok pahalı kilosu. Bonfileymiş, yok pizolaymış bunları zaten hiç söylemiyorum bile. Neyse, ee, biz ne yaparız? Et fiyatları böyle anormal yükseldiğinde gider beyaz ete sığınırız. Hani balık da pahalıdır da ama işte bu mevsim almayası açınca fiyatlar böyle bir düşüyor, güzel oluyor. Hamsi falan falan. Ama sonra bir anda o da fırlıyor. Neyse ama olsun. Balık ve bir şekilde tova özellikle de erişmek kolaylığıydı. Özellikle tova Ucuz anlamda. Aa, bitti. O dönem de bitti. Beyaz et de uçuyor şu anda fiyatlar. Beyaz et uçuşa geçmiş durumda. Yakından bir bakalım. Kırmızı ette fiyatlar tekrar yükselişe geçti. Bunu zaten malumunuz ama yine başladı fırlamaya. Son bir haftada özellikle kuzi etinde 15 liralık fiyat artışı oldu. Aydın Tüfekçi İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Olsun Başkanı der ki ete bir ay içinde 35 lira zam geldi bir ay içinde. Bugün kasaplarda kalitesine göre kuzu kıymanın kilosu 560 ile 620 lira. Dana kıymanın kilosu da 420 ila 460 lira arasında değişiyor. Kuş başı da 430 ila 480 lira arasında fiyatlandırılıyor. Fiyatlar bunlar. Çözüm önerisine aile besicilerine düve ve yem desteği yapılsın. Evet, aile besicilerine düve ve yem desteği yapılsın. Dün size bir detay anlattım. Sayıştay raporu hatırladınız mı? Dün akşam kümülten hmm. Avrupa Birliği bir fondan Türkiye'deki tarımın ve arazi kalkınmasının geliştirmesi için bir para gönderiyor. Diyor ki buyurun ben size destek veriyorum diyor. O para tarıma mı harcanıyor? Hayır. O para düğün salonlarına veriliyor. Deniz kenarındaki otelcilere veriliyor. Şehirlerdeki otellere veriliyor. Bunlar yani, oluyor. Ama ne diyor bakınız? Birinci ağızdan önemli isim esnaf başkanı aile besicilerine düve ve yem desteği yapılsın diyor. Zaten mazot girdileri fazla. Beyaz ete de zam geliyor şimdi. Hareketlendi beyaz et. Bütün bir piliç %4 ila 5. But grubu ürünlerine yüzde %3 ila 6. Göğüs grubu ürünlerine yüzde %8 ila 9 oranında zam gelecek zamlı fiyatlar pazartesi günü raflardaki yerini alacak. Değerli seyircilerim önerim şudur. Pazartesi olmadan gidin. Bütçeniz imkanınız varsa, bütçeniz varsa olabildiğince işte but alın, göğüs alın, grubu falan piliç alın. Çünkü pazartesi günü yüzde dokuzlara kadar zamlı fiyatlarla raflarda sizleri buluyor olacak. Yani buradan da öneriyim ben. Şimdi